indirmemiz ve gençlerin mecliste ciddi oranda temsil edilmesi. Yine aynı şekilde şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 53 tane AK Parti'de kadın milletvekili ile temsil ediliyor olması. Yine belediye meclislerinde aynı şekilde bizim belli bir kadın kotamız var. Yine teşkilat yönetimlerinde aynı kotayı her zaman muhafaza ettik. Doğal olarak Merkez Karar Yönetim Kurulu oluşturulurken de biz bu kriterlerimize, yani gençlerle ilgili, kadınlarla ilgili bu kriterlere dikkat edilecek. Bir nesil değişikliğinden bahsediliyor yorumlarda, MYK, MKYK yeniden yapılanmada. Nesil değişikliği tabirini uygun görüyor musunuz? Şimdi siyasi partilerin kendilerini yenilemesi tam da bu anlama geliyor zaten. Yani bir insan kaynağınız var ve bu insan kaynağınız 16 yıldan beri iktidardasınız. Bu 16 yıl içerisinde eğer siz siyasetin insan kaynağını doğru şekilde yenilemezseniz partinizi geleceğe taşıyamazsınız. O yüzden bizim geriye dönük baktığımızda bu yenilenmelerde öncelikli olarak bir zihinsel bakış açısının adını koymak gerekir. Yani AK Parti'de siyaset yapanlar siyaseti bir mevki ve makam olarak değil, bir görev ve sorumluluk olarak görürler. Yani ben bu partide MKYK üyeliği yaptım, grup başkan vekilliği yaptım, bakanlık yaptım, şimdi genel başkan yardımcılığı yapıyorum. Yani bizim görev yerlerimizde, sorumluluk alanlarımızda değişiklikler olur. Bu değişiklikler şu anlama gelmez, siyaseten ayrılma anlamına gelmez. Şimdi MKYK'da değişiklik olarak olacak doğal olarak. Şimdi Bakanlar Kurulu'nda değişiklik oldu ama mesela yeni Bakanlar Kurulu'nda görev almayan arkadaşlarımız nerede görev aldılar? İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon başkanlıkları oldu. Külliye'de görev aldılar. Şimdi partide görev alacak arkadaşlarımız var. Şu anda MKYK'da olan arkadaşlarımız bir görev değişikliği yaşayacaklar. Yani bu bir görev ve sorumluluk değişikliği olarak görülmeli. Türkiye'de bu anlayış oturuyor. Türkiye'de bu anlayış oturdukça siyaset normalleşiyor. Yani makam ve statü olarak gördüğünüz zaman bu defa kaybetmemeye, hırs yapmaya, kendi makamınızı, şimdi CHP'de neden ısrarla koltuklarını korumaya çalışıyorlar? Çünkü o yerleri bir görev ve sorumluluk alanı olarak görmüyorlar. Bir makam ve statü olarak görüyorlar. Bu makam ve statüyü kaybetmemek için kavga ediyorlar. Ama AK Parti'de kavga olmaz. Neden? Çünkü AK Parti'de bütün bu makamlar bir görev ve sorumluluk yeri olarak görülür. Yenilenme ise bir bayrak yarışında. Şimdi biz MKYK'da 18'inde oluruz olmayız. Ne yapacağız? Biz bayrağı bizden sonra gelen arkadaşlara teslim edeceğiz. Biz başka alanlarda görev ve sorumluluklar almak ve bu görev ve sorumlulukları yerine getirmek için genellikle mücadele edeceğiz. Kongrelerde bir slogan olur. Bu kongreye yönelik slogan belli oldu mu? Evet, millet bir, hedef bir. Yani 1071'den bugüne 26 Ağustos'ta da Cumhurbaşkanımız Ahlat'tan Malazgirt'e 1071 Alparslan'ın ve Anadolu'nun bizlere vatan olduğu, o kapılarının açıldığı günün hatırlanması anlamında 26 Ağustos'ta Cumhurbaşkanımız Malazgirt'te olacak. Yani 1071'den bugüne bu toprakları bize vatan yapan millet bir. Ve 2023, 2053, 2071 hedefleri de bizim ortak hedeflerimiz. Mahir Bey, Türk-Amerikan ilişkileriyle devam etmek istiyorum. Şöyle ki, sürekli Beyaz Saray'dan açıklamalar geliyor, Washington'dan açıklamalar geliyor. Beyaz Saray sözcüsü, bilmeyenler için çok kısaca özetleyeceğim. Türkiye'nin koyduğu ek ithalat vergileri üzücü demiş. Malum dün Amerikan ürünlerine yönelik vergi konmuştu. Yanlış adım demiş. Evet. Ardından da bizim kararımız, çünkü onlar da bizim ürünlerimize ek vergi koymuşlardı. Bizim kararımız ulusal güvenliğe yönelik, onlarınki misilleme demiş. Ne dersiniz? Şimdi bu dün sosyal medyada çok konuşuldu ve sahiden burada ciddi bir akıl tutulması söz konusu.
bunu mantıkla izah etmeniz söz konusu değil. Yani bizimkisi ulusal güvenlik meselesi ama onlarınki misilleme. Yani siz ABD'nin terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya 5000 tır silah vereceksiniz. Bizim sınırlarımızda PKK'lılardan oluşan bir sınır güvenlik birimi oluşturmaya kalkışacaksınız. Bu bizim için bir ulusal güvenlik sorunu olmayacak, sizin için bir ulusal güvenlik sorunu olacak. Şimdi artık bu ironiyi, trajediyi, komediyi geçti. Tuhaf bir akıl tutulmasına dönüştü. Dolayısıyla işte yine Pence'in de dün bir açıklaması hatırlatacağım vardı. Onu. Evet. Şimdi burada bu durumu Amerika'nın kendisi olarak görmemek lazım. Yani ABD yönetiminin şu anda ABD'yi yönetenlerin içine düştüğü bir kafa karışıklığı ve akıl tutulması olarak görmek lazım. Çünkü Amerika bu değil. ABD bu değil. Şu anda şunu da doğru görmek lazım. Özellikle evangelist ve siyonist bir aklın Amerika'nın gücünü kullanmasının onlar için bir bedeli olacak. Bunun altını çizerek söylüyorum. Yani bir takım inançlarının dayatmasını Amerika'nın gücünü kullanarak, yönetimde olanlar Amerika'nın gücünü kullanarak eğer dünyanın bir diğer tarafındaki bir papazla ilgili stratejik ortaklığı, NATO müttefikliğini tehlikeye atarak böylesine sorumsuz bir pozisyona giriyorlarsa bu ABD açısından da onlara bir fatura çıkaracak. Yani yönetimde olanlara bir fatura çıkaracak. Şimdi biraz evvelki Beyaz Saray açıklamasının bir de devamı var. Şimdi siz fatura deyince onu sormak istiyorum. Brunson serbest kalsa bile ek vergiler devam edecek. Brunson bırakılırsa Türk yetkililere yaptırım kaldırmayı düşünebiliriz. Bu çok üstenci bir dil. Bizim her zaman söylediğimiz dış politikada bir şey var. Türkiye yaptırımlarla terbiye edilecek bir ülke değil. Türkiye masada her zaman eşit olarak oturmuş ve ilişkilerinde, uluslararası ilişkilerinde eşitlerden bir eşit olarak konuşmuş bir ülkedir. Yani Türkiye'ye üstenci bir dille, tehditle, Türkiye'ye parmak sallayarak Türkiye ile ilişki kuramazsınız. Bunu onlara söylüyoruz. Türkiye ile rasyonel, eşit ve mütekabiliyet esasına dayalı bir ilişki kurabilirsiniz. Türkiye'ye talimat vererek, Türkiye'ye akşam saat 18'e kadar Brunson'u serbest bırakmazsanız bunun sonuçları ağır olur diyerek Türkiye ile ilişki kuramayacaklarını onlara söylüyoruz. Ve Türkiye ile diyalog oluşturmaları, rasyonel bir zeminde, aklı selime dayalı, soğukkanlı bir ilişki kurmaları gerektiğini ve ancak o zaman Türkiye ile bir diyalog içerisinde olabileceklerini onlara ısrarla söylememize peki, rağmen... Peki kısa vadede mümkün mü? Şimdi şu son bir haftadaki gelişmelere baktığınızda şu anda onlar da bu irrasyonel, akıl dışı hamlelerinin aslında yanlış olduğunu hem dünyanın birçok yerinden kendi küresel şirketlerinin yönetime dönük uyguladıkları baskıyı biliyoruz. Yine içeriden bu durumun makul olmadığını ve Türkiye'yi kaybetmenin sonuçlarının Amerika için son derece sıkıntılı olacağı kendilerine söyleniyor. Ve burada herhangi bir şekilde geri adım atması gereken Türkiye değil. Çünkü Türkiye pozisyonunu koruyor. Şimdi biz NATO müttefiki olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Biz uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Biz Suriye'de, Münbiç'te ve diğer alanlarda sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Biz beraber işbirliği, NATO müttefiki olarak beraber işbirliği yaptığımız dünyanın değişik alanlarındaki sorumluluklarımızı yerine getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Burada sorumluluğunu yerine getirmeyen, burada
Türkiye'nin üstelik NATO'nun sınırlarıdır, Türkiye'nin güney sınırları. NATO'nun sınırlarını adeta tehdide açık hale getiren kim? Biz miyiz? Yoksa ABD yönetiminin bir kanadı mı? Dolayısıyla burada sorumluluklarını yerine getirmeyen kimse adım atması gereken de odur. Türkiye sorumluluklarını yerine getiriyor. Türkiye son derece makul bir çizgide, rasyonel bir zeminde, diyaloğa açık, müzakereleri sürdürme taraftarı olarak Türkiye duruyor. Ama emreden, talimat veren, tehdit eden, üstten konuşan, dili kullanan kimse geri adım atması gereken de odur. Bir bedelden bahsettiniz. Bu bedel Türkiye'nin kaybedilmesine kadar uzanacak bir bedel midir? Burada benim kastettiğim bedel özellikle ABD'nin içerisinde bu evangelist, siyonist düşüncelerini, inançlarını Amerika'nın dış politikası haline getirmeye çalışan bir grubun ABD'nin içerisinde ödeyeceği bedeli kastediyorum. Çünkü Amerika evangelist ve siyonist bir akıldan ibaret değil. Yani bugün Pence'in sadece bir takım kişisel ve inançlarından kaynaklanan angajmanlarından dolayı kullandığı dil ABD'nin dili midir? Bu dil ABD'nin dilidir diyebilir miyiz? Bu dil, bu Brunson'la ilgili hassasiyetin tamamı evangelistlerin hassasiyeti midir? Yoksa ABD'nin bütününün hassasiyeti mi? Bu noktada şunu sormadan edemeyeceğim. Savunma Bakanı aslında sizin tam bu söylediğiniz çerçevede başka bir tonda konuşuyor. Amerikan Savunma Bakanı'ndan bahsediyorum ve gelinen noktanın Türk-Amerikan savunma ilişkilerini, askeri ilişkilerini etkilemeyeceğini söylüyor. Şimdi daha doğrusu etkilememesi için çaba sarf ediyor. O zaman ben de size şunu soracağım. Bu nasıl mümkün? Çünkü siyasi ilişkiler bu kadar sertleştiği bir ortamda savunma ilişkilerini, askeri ilişkilerini nasıl bundan ayrı tutabilirsiniz? Ve bu çerçevede Münbiç'teki işbirliği devam edebilir mi? F-35'lere yönelik 3 ay sonunda gelmesi olası bir askıya alma kararı o zaman siyasi ilişkileri nasıl etkiler? Şimdi özellikle F-35'lerle ilgili sonuçların ne olacağını da Savunma Bakanı zaten açıkladı. Yani bu projenin yaklaşık 2 yıl aksaması anlamına geleceğini, aslında Trump'ın imzaladığı, yani Trump'ın imzasının şu anlama gelmediği, F-35'lerin Türkiye'ye verilmeyeceği anlamına gelmediği, bunların hepsi konuşuldu. Burada asıl konuşulması gereken şey şu: Türkiye ABD ilişkileri çok hızlı bir şekilde rasyonel bir zemine taşınmalıdır. Türkiye ABD'nin kaybetmeyi göze alabileceği bir müttefik değildir. Türkiye son derece rasyonel bir zeminde, müzakereye açık bir noktada durmaktadır. Ama hiç kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz. Kendi içlerinde hangi sebepten olursa olsun bu onların sorunu, bu bizim sorunumuz değil. Yani içlerinde yaşadıkları bu sorun Türkiye'nin sorunu değil. Türkiye öncelikli olarak kendi dış politikasını ve Amerika ile olan ilişkisini son derece onurlu bir şekilde ve bu yüce Türk milletinin hassasiyetlerini ve uluslararası alanda temsiliyetini ve onurunu koruyarak Türkiye yoluna devam edecek. Peki Suriye'de işbirliği, çünkü Münbiç'te gelinen bir nokta var ve bunu da cevaplamadan evvel bir son dakika veriyoruz, onu da size de ileteyim. Eylül ayı başında Türk, İran ve Rusya arasında yapılacak olan zirveye Putin de katılabilirmiş. Kremlin'den gelen açıklama. Bunu da izleyicilerimize iletelim ve Münbiç'teki işbirliği ne kadar etkilenir? Şimdi bizim özellikle hükümet sisteminin değişiminden sonra siyasette artık yavaş yavaş bazı alışkanlıklar değişiyor. Ben de parti sözcüsü olarak bunu sık sık gündeme getiriyorum. Şimdi ben meselenin siyasi tarafındayım. Yani AK Parti'nin dış politikası, AK Parti'nin dış siyaseti ve o perspektifinin tarafındayım. Bu meselenin sıcak tarafı daha çok Dışişleri Bakanımızın ve Cumhurbaşkanlığımızın nezdindeki kabinenin sorumluluğunda. O yüzden benim oradaki sıcak ilişkilere girmem ve o sıcak ilişkilerle ilgili demeç vermem, takdir edersiniz ki, doğru olmaz. Ama bizim AK Parti olarak
ABD ile olan siyasetimizde durduğumuz yer neresidir? Durduğumuz yer Türkiye herhangi bir şekilde masaya oturduğunda eşitlerden bir eşit olarak oturur. AK Parti Türkiye'nin herhangi bir şekilde dış politikada talimat alan bir ülke olmasını kabul etmez ve bu konuda da siyasi olarak gerekli adımları atar. Genel başkanımıza, Cumhurbaşkanımız nezdinde de bu siyaset tecessüm eder. Bu çerçevede kalmak daha doğru olur diye düşünüyorum. O zaman ben de başka bir çerçeveye geçmek istiyorum müsaadenizle. Katar dün 15 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı Türkiye'ye. Ne dersiniz Katar'ın bu tutumuna? Şimdi bir, öncelikli olarak Katar'la olan hukukumuz, Türkiye ile Katar'ın tarihten gelen ilişkileri ve Körfez krizinde Türkiye'nin aldığı pozisyon ve Katar'ın yanında yer alması bu kardeşliğin bir gereğiydi. Ve bugün Türkiye'nin özellikle ekonomisi son derece dinamik bir ekonomiye sahipken, finans sektörü, bankacılık sektörü son derece güçlüyken, Türkiye'nin ekonomik gerçekleriyle örtüşmeyen bir kur atağı yemesinin Türkiye'ye bir ekonomik operasyon olduğu bütün dünyada görülüyor. Yani bunu İtalya'da görüyor, bunu Almanya'da görüyor. Hatta Juncker'in açıklamalarını bu yönde gördük. Şimdi böyle bir pozisyonda Katar'ın Türkiye'nin yanında olması işte bu hukukun, bu kardeşliğin bir gereğiydi. Ve Katar bu kardeşliği, kardeşliğin gereğini yerine getirdi. Hem Katar ve hem de Katar emirine bu anlamda biz bu kardeşliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Katar'da biliyorsunuz dün bir açıklama yapıldı. Türk lirası kalmadı. Çünkü ellerindeki bütün şeyleri, dolarları gittiler. Türk lirasına çevirdiler. Türk lirası aldılar. Türk lirasını güçlendirmek için. Sembolik de olsa bu bir kardeşlik mesajıydı. Bu çok kıymetli. Şimdi millet olmak, millet mukavemeti en büyük güçtür. Bugün Türkiye'nin en büyük gücü nedir derseniz, Türkiye'nin en büyük gücü 15 Temmuz'da işgalcilere karşı gösterdiği mukavemettir. Türkiye'nin en büyük gücü işte pazar gecesi Türkiye'ye karşı yapılan bu kur atağı, bu ekonomik operasyona karşı adeta ekonominin 15 Temmuz'unu gerçekleştirmek istediler. Orada yine neyi gördük? O büyük millet mukavemetini gördük. Türkiye'nin en büyük gücü işte budur. Bu büyük millet mukavemetidir. Yani bu yüksek ve dipdiri bilinçtir. Bu yüksek ve dipdiri bilinç liderle buluştuğunda, liderlikle buluştuğunda, yani bu aziz millet önünde dimdik yürüyen bir lider gördüğünde, kendisini temsil eden, kendi değerlerini, hassasiyetlerini, davasını, iddiasını temsil eden bir lider gördüğünde bu millet kenetleniyor. Yüksek bir mukavemet ortaya koyuyor. Ve Katar'da bu milli mukavemete büyük bir destek gösterdi. O yüzden hem Katarlı kardeşlerimize hem de onların nezdinde Katar emirine teşekkür ediyoruz. Sayın Sözcü, biraz evvel Almanya ve İtalya'ya atıfta bulundunuz. Onun için siyasi, tecrübeli bir siyasi olarak şu konudaki yanıtınızı rica edeceğim, yorumunuzu rica edeceğim. Kriz, Türk-Amerikan ilişkilerindeki kriz acaba Türk-Avrupa Birliği ilişkilerinde başka bir safhaya yol açabilir mi? Ne dersiniz? Çünkü Juncker'in açıklamasından da bahsettiniz. Hı hı. Juncker, Türk kardeşlerimizin ve Türklerin Avrupa Birliği'nden korkmasına gerek yok diyor. Hı. Herhalde o açıklamaya atıfta bulundunuz. Hı. Ne dersiniz? Türk-Avrupa Birliği ilişkileri başka bir noktaya doğru evrilebilir mi? Mümkün. Çünkü nihayetinde küresel ölçekte türbülansın şiddeti arttıkça bölgesel anlamda bir kenetlenme kaçınılmaz hale geliyor. Çünkü yaşadığımız dünyada bir sorunu konuşmaya başladığımız anda bir bölgenin sorununu konuşmuyoruz. Artık herkesin sorununu konuşuyoruz. Yani bundan 20 yıl önce
bölgesel sorunları konuşuyorduk. Yani her sorun kendi bölgesi içerisinde konuşuluyor ve değerlendiriliyor. Ama küreselleşme devrinde diyorsunuz. Ama küreselleşmeyle birlikte, özellikle bugün küreselleşmenin artık dijital dönüşümle beraber her bir noktayı etkilediği dünyada, bugün Suriye'de devam eden savaş kaçınılmaz olarak Berlin'i etkiliyor mu? Etkiliyor. Etkiliyor. İtalya'yı etkiliyor mu? Milano'yu, Roma'yı etkiliyor mu? Etkiliyor. Peki bütün bu bölgede yaşanan krizin adeta istikrarlı adası ve bu krizi iyileştirme potansiyeli en yüksek ülke hangisi? Türkiye. Bütün bu krizler yaşanırken Türkiye'de bir istikrarsızlık ortaya çıkarsa, bu bütün bölgenin istikrarsızlaşması anlamına gelir mi? Evet. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak İtalya'da, Almanya'da, yani bütün AB ülkeleri de Türkiye'nin istikrarına yatırım yapmak zorundalar. Türkiye istikrarlı bir şekilde ayakta kalmak durumunda. Türkiye'nin ekonomisine dönük bir kur atağının, 10 bin kilometre öteden yapılan kur atağının aynı zamanda AB'ye ve AB ülkelerine dönük bir atak olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Çünkü bugün Trump'la birlikte ABD yönetimi adeta işte hatırlayın, Körfez krizini hatırlayın, Katar'a dönük Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunu ve Amerika'nın orada oynadığı role baktığınızda aslında ne yapılmak istendiğini çok açık seçik ayan beyan görürsünüz. O yüzden özellikle bölgenin kaderi aslında hepimizin kaderi. Bunu anladığımızda Suriye'deki sorunu çözeceğiz. Bunu anladığımızda Irak'taki sorunları çözeceğiz. Bunu anladığımızda Kuzey Afrika'daki ve Libya'daki sorunları çözeceğiz. Bunun bir hayra vesile olacağına inanıyorum ben. Mahir Bey, kongreyle başladık, kongreyle bitirelim. Şöyle ki 9 partiye davetiye gönderdiniz bildiğim kadarıyla. Peki katılmayacağını açıklayan var mı? Yani şu ana kadar bizim hangi partiler, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokratik Sol Parti, Hür Dava Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi katılacaklarını bildirdiler. Ve kimlerin isimleri de bildirdiler. Cumhuriyet Halk Partisi de katılacak ama henüz isim bildirmedi. İyi Parti? Yani Teşkilat Başkanlığından aldığım bilgiler bundan ibaret. Şu anda arkadaşlarım aslında söylerken arkadaşlarım kulaklarından ilettiler. Belki size daha bilgisi gelmedi. İyi Parti katılmayacağını açıklamış. O zaman şöyle soralım. Buna yorumunuz nedir? Yani tabii neden katılmayacaklar ya da açıkçası İYİ Parti'nin şu an katılıp katılmamasıyla ilgili teşkilat başkanlığımızdan, çünkü koordinasyonu, kongrenin koordinasyonunu teşkilat başkanlığımız yürütüyor. Açıkçası henüz sıcak bir bilgi olduğu için bu konuda yorum yapmam doğru olmaz. O zaman son bir soruyla bitirelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne atıfta bulundunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelinen noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Sanki orada bir tüzük kurultayı ufukta mı görünüyor, yoksa nedir? Sizin düşünceniz nedir? Şimdi benim ısrarla söylediğim bir şey var. Bir siyasi partinin, hele hele ülkeyi yönetmeye talip bir siyasi partinin, ülkeyi yönetebilmesi için önce iç krizlerini yönetebilmesi gerekir. İç krizlerini yönetemeyen bir siyasi partinin ülke yönetimine talip olması abesle iştigaldir. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eski ezberleriyle devam ettiği sürece yeni Türkiye'yi, yeni dünyayı okumak yerine, yani değişen, dönüşen, küreselleşen, dış politikada dinamiklerin ve pozisyonların bu kadar hızlı değiştiği bir dünyada kendi içine kapanmış, kendi iç sorunlarıyla uğraşan bir Cumhuriyet Halk Partisi istemiyoruz biz. Çünkü demokrasilerin olmazsa olmazı güçlü muhalefettir. Biz güçlü bir muhalefet istiyoruz. Çünkü güçlü muhalefet sizi diri tutar, sizi zinde tutar. Biz CHP'nin bu halinden son derece muzdaribiz. Kendi içine kapanmış, koltuk kavgası veren, dünyayı ve Türkiye'yi okumaktan aciz, millet kenetlenmişken, millet birlik ve beraberlik duygusu içerisindeyken, Türkiye'nin yanında olmak yerine
Türkiye'ye karşı kur ata yapanları adeta onların sözcüsü gibi konuşan bir Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'ye çok ciddi zarar vermektedir. Umarım Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda görev alan, Türkiye'ye gönül vermiş, siyasete, demokrasiye, demokratik siyasete inanmış insanlar bu durumu düzeltirler. Dün bir genel başkan yardımcısının attığı bir tweet'i gördüm ve dehşete kapıldım. Tweet özetle şöyleydi: Türkiye Trump'la anlaştı ve bu kur atağı Türkiye'nin, AK Parti'nin Trump'la anlaşmasının sonucu ortaya çıkmıştır. Çünkü amaçları şu gibi, hiçbir akılla izah edilemeyecek. Ve Cumhurbaşkanı adaylarının kaçırılma iddiasıyla ilgili kullandığı bir ifade vardı hatırlarsanız. Yani demişti ki bir şizofreniyle karşı karşıyayız. Ben bu şizofreniden CHP'nin kısa sürede kurtulup sağlıklı, güçlü, Türkiye'nin yanında olan, Türkiye'nin yerli ve milli çıkarlarının yanında olan ama içeride de iktidara karşı en sert muhalefeti yapan, düşmanlığı demiyorum bakın, muhalefeti yapan bir yapıya kavuşmasını ümit ediyoruz. Son bir soru, CHP'den bahsettiğimiz için onlarla bitirelim. Bir olağanüstü meclis toplantısından bahsediliyor bu krizle ilgili olarak. Bu yönde bir talebi var CHP'nin. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Veyahut liderler zirvesi söz konusu olabilir mi? Kısaca yanıt rica ediyorum. Valla Cumhuriyet Halk Partisi kendi iç sorunlarından başını kaldırıp Türkiye'nin şu andaki mevcut durumuyla ilgili herhangi bir analiz yapmış ve bir değerlendirme sonucunda böyle bir gerekliliğe lüzum olduğunu düşünmüş mü? Bundan benim açıkçası haberim yok. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı siyasi partilerin gruplarıyla, meclis gruplarıyla görüşür. Bu görüşmenin neticesinde eğer görüşmeye gerek varsa, o da ayrı bir konu, görüşür. Bu değerlendirme yapılır. Liderler zirvesi söz konusu olabilir mi düşüncenizce? Yani şu anda böyle bir şey gündemde değil. Sayın Genel Başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir yani şu anda çünkü krizi şu an işte Türkiye'ye dönük bu kur atağı bertaraf edildi. Burada da önemli bir nokta var. Son bir iki cümlenizi rica ederim. Dolar yükselirken sosyal medyada ortalığı ayağa kaldıranlar dolar düşerken neredeydiler? Şu anda Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu krizi yönetirken ve son derece soğukkanlı ve kararlı bir şekilde bu krizi yönetirken, oluşturulmak istenen bu yangını söndürürken neredeler? Dolayısıyla bütün bu süreçleri yöneten irade bunun gerekliliğini ne karar verirse bu gerçekleştirilir. Mahir Bey, teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız, soruları yanıtladınız. Efendim, yayın konuğumuz AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal'dı. Vaktimiz el verdiğince geniş bir elpazede sorularımızı yanıtladı. Her zaman söylediğimiz gibi yorum siz dinleyenlere ait. Yeniden görüşünceye kadar efendim, hoşça kalın, iyi bir gün dileğiyle.